Sevgili kardeşlerimiz, bugün sürekli gündemde tutulmaya çalışılan, devamlı muhatap olduğumuz ve hep sorularıyla karşılaştığımız bir konuyu konuşacağız inşallah. Tabii bu yeni bir şey değil. Ama tabiri caizse temcit pilavı gibi devamlı, habire ikide bir tekrar edilip Müslümanların önüne bir tabii ki süslü ve güzel bir tepside sunulan bir şey. Nedir? Konu ılımlı İslam ve dinler arası diyalog. Sevgili kardeşlerimiz, ılımlı İslam'la, ılımlı İslam teklifiyle veya dinler arası diyalog teklifiyle ilk karşılaşan biz değiliz. Ilımlı İslam veya dinler arası diyalog teklifiyle ilk karşılaşan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk bu teklifi götürdüler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahyi tebliğ etmeye başladığı zaman Mekke müşrikleri tabii ki bundan çok çok rahatsız oldular. Çünkü onların dini aynı zamanda onların siyasetiydi. Mekke'nin, Hicaz'ın ve böylece bütün Arap aleminin liderliğini ellerinde tutuyorlardı. Mekke ve putlar onlar için aynı zamanda ticaretti. Çünkü panayırlar düzenleniyor ve Arap aleminin, Arap dünyasının dört bir yanından insanlar Mekke'ye geliyor. Büyük bir gelir sağlıyordu Kureyşliler. Yani Mekke'nin ileri gelenleri, Mekke'nin müşrikleri. Bu yüzden Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ki Mekke'nin ilk döneminde yani vahyin ilk döneminde Allah'ın o dönem insanları muhatap kıldığı şey neydi sevgili kardeşlerimiz? Tevhide çağrıydı. Tevhid. Önce tevhid sağlanacaktı. Önce kalplerde tevhid. Ortaksız, şeriksiz tek Allah'a iman etmek. Bu kalplerde bina edilecek. Sonra da Allah'ın kullarından istediği emir ve yasaklar manzumesi. Yani sonra farzlar, haramlar, mekruhlar, efendime söyleyeyim, yükümlülükler ve daha sonra da cezai ve hukuki sistem Allah tarafından tebliğ edilecek, vahyedilecekti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevgili kardeşlerimiz vahyin indiği dönemde bir tek şeye davet ediyordu insanları. Allah'a ortak koşmayınız. Allah bütün alemlerin Rabbidir ve tektir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Bütün noksanlıklardan beridir ve ben Allah'ın size elçisi, Allah'ın peygamberiyim diyordu. Başka bir şey yoktu. İnsanların mükellef tutuldukları bir şey yoktu. Ama Mekke'nin müşrikleri bunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Tek, ortaksız, şeriksiz Allah'a iman etmek ve o Allah'a ve onun Resulüne teslim olmak onların hakimiyetlerinin, onların saltanatının yıkılması demekti. Bu yüzden Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ellerinden gelen her türlü kötülüğü yaptılar. Ama kötülük yapmak, ama zarar vermeye çalışmak, ama konuşmasını engellemeye çalışmak ve gayret göstermek yeterli sonucu vermeyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle konuşmaya karar verdiler. Gittikleri zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teklifleri iki taneydi. İki teklifleri vardı. Tabii dünyalık tekliflerin hepsini bulundular. Eğer dediler istediğin paraysa, zenginlikse zaten paralarımız senin yanındadır. Eğer sen istediğin haşa ifade etmekten haya ediyorum. Kadın kız gibi bir şeyse hepimizin kızlarımız gelinlik çağa gelmiş Mekke'nin hangi kadınını istersen seni onunla evlendiririz diyorlar. Eğer senin davan başımıza geçmek, reis olmak yani siyasi bir kısım ikbal elde etmek ise gel buyur başımıza geç Mekke'nin ve Hicaz'ın yani bütün bu bölgenin idaresini senin eline verelim diyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevgili kardeşlerimiz parayı teklif ediyorlardı. Haşa edemen ifade etmekte zorlanıyorum. Dünyalık şeyleri teklif ediyorlardı. İktidarı teklif ediyorlardı. Kabe'nin anahtarını teslim etmeyi teklif ediyorlardı. Bütün oranın idaresini, bütün o bölgenin en büyüğü olmasını teklif ediyorlardı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu teklifi getiren amcasına ne diyordu? Lev vudiatiş şemsu ila yemini vel kameru ila yesari. Allah'a yemin ederim ki amcacığım, sen benim bu kavgaya, bu davaya kendiliğinden atıldığımı zannediyorsun. Allah'a yemin ederim ki eğer güneşi sağıma, ayı da soluma verseler ben yolumdan asla dönmeyeceğim.
Mekke müşriklerinin bir teklifi daha vardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a demişlerdi ki, bir gün sen bizim putlarımıza tap, bir günde biz senin Allah'ına tapalım. İşte hoşgörü, işte dinler arası diyalogun ilk teklifi. Bir gün sen bizim dinimize iman et, bir gün sen bizim dinimizi kabul et, bir günde biz senin dinini kabul ederim. Allah bununla ilgili ayet indiriyordu. Lakum dinukum veliye din diyordu. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyordu Yüce Allah indirdiği ayet-i kerimede. Sevgili kardeşlerimiz, sizin dininiz size, benim dinim bana ayeti asla hiçbir zaman onların dininin doğruluğunu kabul etmek gibi bir anlamı içermez. Çünkü ayetin evveliyetinde ne diyor? Ben sizin taptığınıza asla tapmam. La a'budu ma ta'budun. Ben kesinlikle sizin putlarınıza, ilahlarınıza asla tapmayacağım diyor Allah-u Teala. Ve peygamberine bunu Mekke müşriklerine söylemesini emrediyor. Bu yüzden lekum dinukum veliye din, yani sizin dininiz size, benim dinim bana, siz kendi dininizi yaşamaya devam edin. Ben sizin dininizi de kabul ediyorum. Bana dokunmayın, ben de kendi dinimi yaşayayım. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Herkes istediği şeye inanmaya devam etsin gibi bir anlam asla bu ayet-i kerimeden çıkmamaktadır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama diyalogu teklif ettiklerinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyalogla beraber diğer dünyalıkları teklif ettiklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz vallahi ben bu yoldan dönmem diyor. O gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam biricik Hatice'siyle annemizle radıyallahu teala ki ona ilk iman eden onun en sadık dostu Hatice annemiz Ebu Bekri Sıddık Hazreti Ali 3-5 kişiyken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o gün özelde o gün hitapta Kureyş'e Mekke'nin müşriklerine ama genelde bütün dünyaya savaş ilan ediyor. Bu bir savaş ilanıydı. Bu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davasından asla dönmeyeceği, İslam'ın dışında, Allah'ın bildirdiği vahyin dışında hiçbir inanç sistemini ve dini asla kabul etmeyeceğini ifade etmeliydi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne Hristiyanlarla, ne Yahudilerle, ne putperestlerle hiçbir noktada inanç konusunda, din konusunda hiçbir noktada, hiçbir yerde bir araya gelmemiştir. Siyaseten Medine'deyken Mekke müşriklerine karşı Medine'nin Yahudileriyle geçici taktik bir ittifak, bir Medine savunmasına yönelik bir ittifak imzalamış, geçici bir anlaşma yapmış. Yahudiler bir Müslüman kadının başörtüsüne elini uzattıklarında da bütün Yahudilere savaş ilan etmişti. Bu anlamda İslam hiçbir dinle, sevgili kardeşlerimiz, hiçbir inanç sistemiyle, bu ister semavi olsun, İsterse insanların tahrif ettikleri yani dinler veyahut insanların uydurdukları, kendi yaratıcılarını yarattıkları putperestlik, şamanizm, budizm, brahmanizm, çerakizm, ister uzak doğu, isterse Judeo-Grek kültürünün yani Yunan felsefesinin, batının fikirlerinin, batının zavallı felsefi ekollerinin ürünü olan inançlar olsun. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir dinin, hiçbir inancını asla kabul etmemiş, ortak hiçbir noktada asla buluşmamıştır. Ve en çok istismar ettikleri, bu konuda bu davayı güden zavallıların, bu davayı güden İslam düşmanlarının, ki bunlar kesinlikle dinler arası diyalog veyahut hoşgörüden bahsedenler veyahut sevgili kardeşim ılımlı İslam söylemini dile getirenler kesinlikle İslam düşmanlarıdır. Kesinlikle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı reddeden insanlardır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diğer dinlere, diğer dinleri kabul etmek, onlarla inanç veya düşünce konusunda bir araya gelmek, ortak noktalar bulmak, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam meşhur rivayettir. Bir gün Hazreti Ömer'i görür radıyallahu teala. Elinde bir kısım kağıtlar, bir kısım sayfalar var yani. Bir şeyler yazılı olan kağıt diyorum, deri parçaları. Bunlar nedir ya Ömer diye sorar. Hazreti Ömer de Tevrat'tan bazı sahifeler ey Allah'ın Resulü.
Halbuki Hazreti Ömer'de de tabii hiçbir tereddüt yok. Ama neredeyse acaba bu Yahudilerin inandığı şey nedir bir göreyim anlamında. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yüzünde nahoş bir ifade belirmiş. Ve ya Ömer, Allah'a yemin ederim ki eğer Musa hayatta olsaydı Musa'ya düşen tek şey bana tabi olmaktı diyecekti. Demişti. Eğer Musa hayatta olsaydı Musa aleyhisselama düşen tek şey bana tabi olmak, benim dinime girmek olacaktı buyurmuştur. Ve Hazreti Ömer'in Tevrat'ın veyahut İncil'in veya diğer dinlere ait metinlerin okumasına asla rıza göstermediğini ifade etmişti. Yani bırakın onlarla bir araya gelmek, bırakın onlarla düşünce ve inanç konusunda ortak noktalar bulmak, onların dini metinlerini oturup herhangi bir nedenle, hangi olursa olsun, ne hangi sebep olursa olsun, onlarla vakit geçirmeyi bile Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kabul etmemiştir. Yani bizim dinimiz hiçbir dinle hiçbir ortak noktaya sahip değildir sevgili kardeşlerimiz. Nitekim İslam tarihi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Ömer bin Abdülaziz dönemini, yani Raşid halifelerinin, Hulefai Raşidinin dönemindeki fütuhatın, o savaşların İslam'ın yeryüzüne hakim kılınması ve İslam'ın her yere yayılması konusundaki gayretlerinin temelinde de bu İslam anlayışı yatar. İslam hoşgörüyü ne zaman gösterir? Bak bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İslam Yahudi'ye düşmanlık yapmaz. İslam Hristiyan'a düşmanlık yapmaz. İslam Hristiyan ve Yahudi'ye hakimiyetini kurduktan sonra adaletiyle hoşgörü gösterir. Yoksa Müslümanların el altında oldukları, Müslümanların ezildikleri, zulüm altında oldukları bir ortam var olduğu müddetçe herhangi bir şekilde hoşgörü söz konusu değildir. Hoşgörü Müslümanların, Hristiyan veya Yahudilerin dinlerinde gösterdikleri anlayış değildir. İslam'ın hakimiyeti sağlandıktan sonra, çünkü İslam'ın dışındaki bütün yönetimler zulümdür. Kur'an bunu emretmiştir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar zalimdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıktırlar. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Ve bunların yorumlanacak, bir şekilde sağa sola çekilecek hiçbir tarafı yoktur. Bir kere Kur'an'ın herhangi bir ayeti üzerinde düşünürken, önce Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve sahabeler bunu nasıl anlamış, bunu nasıl yorumlamış, bunu nasıl uygulamış onlara bakmanız lazım. Eğer Allah İslam'ın hakim kılınmasını, Yahudi, Hristiyan veya diğer dinlerin yönetimlerinin alaşağı edilmesini emretmeseydi, Halid bin Velid'in hayatı neden bütün hayatı at sırtında geçmişti? Numan bin Mukarrin neden cenk meydanlarından birinden diğerine koşurdu? Hazreti Ömer neden İran'a orduyu gönderirken bir diğer ordusunu da Rumların üzerine göndermişti? Bütün Irak, Suriye, hatta Anadolu ve Uzak Doğu, yani Türkmen illerinin hepsi Hulefa-i Raşid'in zamanında zaten fethedilmişti. Bütün Kuzey Afrika Hazreti Ömer zamanında fethedilmiştir. Daha Hazreti Ömer zamanında ne işleri vardı Müslümanların, Allah'ın Resulü'nün sahabelerinin, sevgili kardeşlerimiz, ne işi vardı? Hazreti Tarık radıyallahu teala an denizle karşılaşınca Afrika tükenip de artık Avrupa sahillerini görmeye başlayınca, Allah'a yemin ederim ki eğer bu derya benim önüme çıkmasaydı Allah'ın dinini yaymak için, hiç Allah'ın dinini hakim kılmak için hiçbir engel beni durduramayacaktı. Nitekim sonra gemiler temin edilip karşı tarafa geçilip Endülüs, yani o zamanki İspanya topraktan ayak basıldığında dönmüş bütün gemileri yaktırmıştı. Askerin kafasında geri dönme düşüncesi kalmasın diye. Onlar böyle anlıyorlardı. Onlar lekum dinukum veliye din, benim dinim bana, sizin dininiz sana ayetini böyle anlamışlardı. Allah'ın dininin dışında hiçbir hakimiyet ve üstünlük kabul edilmeyecektir. Ama hakim oldukları yerlerde Hristiyan ve Yahudilerin, yani ehli kitap dediğimiz kesimin, sevgili kardeşlerimiz, can, mal, namus, akıl ve ticaret ve mülkiyet haklarının hepsine saygı göstermişlerdi. Ne zaman saygı göstermişlerdi? Hakim olduktan sonra saygı göstermişlerdi. Yoksa Müslümanlar elin el altında
Müslümanlar hüküm altında ezilirken dinler arası herhangi bir diyalog zaten dediğim gibi söz konusu değil. Ama hoşgörü ve yahut ılımlı davranmak da söz konusu değildir. Sevgili kardeşler, doğru olmak zorundayız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabının ve hulefa-i raşidinin iman ettiği İslam'a iman etmeliyiz. Allah sadece Müslümanların kardeş olduklarını söylüyor. Başkalarının bizim kardeşimiz olması mümkün değildir. Başka inançlara sahip kişiler için ailemizden anne ve babamızın evladı dahi olsa bizim ona kardeşememiz mümkün değildir. İnnemel müminûne ihve. Ancak müminler kardeştir diyor Allah. Demek ki ne Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ne İslam'ı gerçek anlamda uyguladıklarından hiçbir şüphemiz olmayan Hulefai Raşidin döneminde asla sevgili kardeşlerimiz bu ayet veya İslam hiçbir şekilde hoşgörü, hiçbir şekilde diyalog veya hiçbir şekilde ılımlı bir noktaya çekilme konusunda asla bir kabul görmemiştir. Çünkü onlar doğruyu biliyorlardı. Onlar Allah'ın ve Resulünün neyi emrettiğini biliyorlardı. Bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bazı konularla ilgili ayet anlatılırken, bildirilirken men yu'minu billahi vel yevmil ahir buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse. Şimdi bazı diyalogçular, bazı hoşgörü hastalıkları ve ajanları ki bunların hepsinin kasıtlı davranışlarını düşünüyoruz. Bunların bilerek bir proje olarak bunu devam ettirdiklerini. Şimdi böyle manzaraya biraz geniş bakarsanız hadisleri inkar edenler, mezhepleri ve mezhep imamlarını inkar edenler, Allah'ın salih kullarını inkar edenler, tasavvufu inkar edenler, hoşgörücüler, diyalogçular ve ılımlı İslam yanlılarının hepsinin bir projenin birer parçası olduğunu görüyoruz. Biz Müslümanız. Biz Allah'ın ve Resulünün emrettiği şeylere gözümüz kapalı olarak tabi oluruz. Ve asla Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı, bildirdiği ve öğrettiği şeyin dışına kesinlikle çıkmayız. Çünkü şimdi sizler Allah'a ve ahiret gününe iman edenler kelimesinden, ayetinden ki bazı hadislerde de men yu'minu billahi vel yevmil ahiri, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse. Burada peygambere iman anlatılmıyor. Burada Müslüman olmak söylenmiyor. Bu ayette veya bu hadiste Kur'an'a iman etmek, meleklere iman etmek, bunların hiçbirisi anlatılmıyor. Bunların hiçbirisi şart koşulmuyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse. En çok böyle yapıştıkları, kendi yollarına mesnet etmeye çalıştıkları ifadelerden, Kur'an ve gerekse hadislerde, biraz Kur'an'ı söylüyorlar, zaten hadisleri kabul etmiyorlar, budur. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, bunu okurken siz hangi Allah'a inanıyorsunuz? Siz hangi Allah'ı anlıyorsunuz bu ayet-i kerimede? Hristiyanların iman ettiği İsa'nın babası olan Allah mı? Hazreti Muhammed'i son elçi olarak bütün insanlığa gönderen ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mutlaka uyulması, tabi olunmasını emreden Allah mı? Siz Allah'a ve ahiret gününe iman edenler cümlesini okurken, görürken acaba siz Beni İsrail'i üstün bir ırk olarak tayin edip kendilerinin dışındaki her türlü ırka, her zulmü reva gören Yahudilerin iman ettiği Allah'ı mı anlıyorsunuz bu ayette? Biri İsa'nın babası, biri Üzeyr'in babası, birisi Yahova, birisi Rab, birisi bir ırkı üstün tutmuş, birisi bir peygambere babalık yapmış, peygamber onun oğlu olmuş. Yani bu yüzden bu ayet-i kerimede Hristiyanların Yahudilere işaret, onlara çağrı, onlara hoşgörü, onlara ılımlı görünmek veya onlarla diyalog asla ifade edilmemektedir. Biz Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ayetinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği ve anlattığı Allah'ı anlıyoruz. Biz o Allah'a iman ediyoruz. O Allah ki kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim peygambere isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur buyuran Allah. Biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı son ve mutlaka inanılması ve tabi olunması gereken son elçi olarak gönderen Allah'a iman ediyoruz. Biz Kur'an'ı peygamberi vasıtasıyla gönderen Allah'a iman ediyoruz.
biz İslam'ı yegane din olarak gönderen وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ buyuran kim yarın ahiret günü, mahşer gününde İslam'dan başka bir dinle gelirse o ondan kabul edilmeyecektir. Hangi dinle gelirse gelsin asla kabul görmeyecektir diyen Allah. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında hayattayken inen vahiy sürecinde ebedi olarak cehennemle uyarılan ve cehennemde ebediyen tazip edilecekleri, asla cehennemden çıkarılmayacaklarını emreden Yahudi ve Hristiyanlar, yani İslam'ın dışında herhangi bir dini seçenler için biz bu Allah'a iman ediyoruz. O Allah işte bize ahiret gününde hesaba çekeceğini, bizi kendi dinini bu şekilde rayından ve yolundan çıkarmaya çalışan, gayret gösteren sevgili kardeşlerimiz, gafillerle, ajanlarla, hainlerle ve din düşmanlarıyla Allah bizi ahiret günde hesaba çekecek. Bizi onlarla karşılaştıracak ve biz ya Rabbi biz bunlardan beriyiz. Biz sen peygamberin vasıtasıyla bize ne indirdiysen, bizi neyle sorumlu tuttuysan biz buna iman ettik ve bunun için gayret gösterdik diyenlerden olacağız. Demek ki sevgili kardeşlerimiz, ha bu gördüğünüz her Yahudi, Hristiyanı veya gayrimüslimi gidin, öldürün, kafasını kesin, kopar. Böyle bir şey yok. Bizim dinimiz şahıslara İslami hükümleri uygulamak, İslami cezaları tatbik etmek böyle bir hakkı tanımıyor. Bizim dinimiz cemaatlere bu hakkı tanımıyor. Yani herhangi bir cemaat ben cihad edeceğim, ben gideceğim falancalara haraca bağlayacağım, öldüreceğim, yaralayacağım, zarar vereceğim. Bu Yahudi, bu Hristiyan, ben buna kötülük yapayım. İslam bundan hiçbirini kabul etmiyor. Bu benim dediklerimin hepsi devletler hukuku ve ümmetin toptan hareketiyle olacağı bir şeydir. Bu anlamda bir kısım cemaatlerin, sevgili kardeşlerimiz, radikal gibi görünen, geçinen kendilerini öyle lanse eden bir kısım cemaatlerin kendilerini devletin yerine koyup da insanlara, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan, ister başka bir şeye inanan insanlara zarar vermek, onları yaralamak, onları öldürmek, onların mallarını ellerinden almak, bir şeylerine el koymak, gasp etmek gibi hiçbir hakka asla sahip olmadıklarını bilmenizi istiyoruz. Ben İslam inancından bahsediyorum. Ben Allah'ın ve Resulünün aleyhissalatü vesselam bize emrettiği şeylerden bahsediyorum. Demek ki sevgili kardeşlerimiz, İslamiyet hiçbir dinle bu anlamda diyalogu, düşünce, inanç ve din konusunda hiçbir şekilde diyalogu kabul etmez. İslamiyet asla ılımlı bir anlayışa sahip değildir. Her Müslümanın kalbinde, inancında, Allah'ın dininin dışında sadece Allah'a iman etmekle siz Müslüman olamazsınız. Yani la ilahe illallah kelimesinde sevgili kardeşlerimiz, Allah'ın birliğini, yüceliğini, üstünlüğünü kabul ederken Allah'ın dışındaki bütün ilahları ve putları da reddetmek zorundasınız. Ben Allah'ın dışında hiçbir varlığın, hiçbir idolün, hiçbir inanç sahibinin inandığı şeyin ilahlığını kabul etmiyorum demek zorundasınız. Siz ben Allah'a inanıyorum ama Allah'ın yanında işte şu putlar var, şu ilahlar var, şu falancalar var. Kendini Allah'ın yerine haşa koymaya çalışan işte Firavun, Nemrut gibi veyahut din adına Allah'la insanları, dinle, Kur'an'la insanları aldatmaya çalışan ve böylece kendilerini bir peygamberin ölçüsüne kadar çıkarmaya çalışan sapık, bid'at ve hurafe ehli zavallıların da hepsini reddetmek zorundayım. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve ashabı Kur'an'ı ve İslam'ı nasıl anlamışlarsa, İslam alimleri, müştehid alimler sevgili kardeşlerimiz, İslam'ı nasıl anlamış ve iman etmişlerse biz öyle inanacağız. Yoksa herkesin aklına, herkesin anlayışına, herkesin IQ'suna tabiri caizse, herkesin ahlakına, herkesin yaratılışına uygun bir İslam çıkacak. Kim ne okuduğundan ne anlarsa, herkes okuduğu şeyi kendi hayatına tatbik etmeye çalışırsa, ki doğruya ulaşmak bu anlamda tercüme ile doğrunun bilgisine kavuşmak hiçbir insan için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bunu da hepiniz biliyorsunuz elbette. Bu yüzden İslam alimleri, bu yüzden bu ümmet, bu yüzden cumhur-i ulema genel prensipleri koymuştur. Bugün bu genel prensiplerin
Yani İslam'a, Kur'an'a, sünnete, icma'a ve kıyasa başvurmanın usulü ve metodolojisini tamamen kökten yıkmaya çalışıyorlar. Bir süre sonra bunlar da yaptıklarının ne kadar büyük bir tahribat olduğunu anlıyorlar. Bunu anlayanlar var. Daha düne kadar Kur'an bize yeter. İşte hadise, alimlere, mezheplere hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyen profesörlerden birisi geçen gün bir konuşma yapmış. Yahu demiş biz böyle olacağını da bilmiyorduk. Yani şimdi her kafada bir Kur'an var. Herkesin kendine göre bir Kur'an'ı var demeye başladı. Demek ki biraz iyi niyet varmış onda. Demek ki onun beyni daha tam satılmamış. Tam kiraya verilmemiş veyahut tabiri caizse. Demek ki sevgili kardeşlerimiz, dinler arası diyalog, hoşgörü veya ılımlı İslam diye bir kavram bir Müslümanın dünyasında yoktur ki ahiretinde de olmasın. Çünkü ahirette bu kavramlar onun tevhid akidesinin zedelenmiş olduğunun, tevhidden kopmuş ve uzaklaşmış olduğunun alametidir. Şimdi bu doğruyu önleyebilmek için eskiden sevgili kardeşlerimiz mezheplere saldırıyorlar. İslam alimlerini kötülemeye çalışıyorlardı. Müçtehitleri bizim gözümüzde itibarsız hale getirmeye çalışıyorlardı. Bundan 30 yıl önce öyle diyorlardı. Yani işte mezheplere, bu Müslümanın mutlaka bir mezhebe bağlanma mecburiyeti yoktur. Mezhebe bağlanmak, bir mezhebe tabi olmak sevgili kardeşlerimiz. Biz bütün dini hükümlerde tam kendimiz kaynaklara başvurup nasıl yapacağımızı öğrenme imkanına, bilgi düzeyi açısından sahip olmadığımız için bu konuda bir ölçünün üzerinde kabul edilen müçtehid imamların görüşlerinden birine uymak. Mezhebe uymak budur. Mezhebe uymak, İslam tarihinde Ehl-i Sünnet'in mezhepleri hiçbir zaman taassup, ayrılık ve bölünme sebebi olmamıştır. Bugün toplumumuzda Şafiiler var. Bugün toplumumuzda Hanefiler var. Ve bunlar beraberce İslam'ı çok güzel bir şekilde yaşayabiliyorlar. İbadetlerini hiçbir problem olmadan çok güzel bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Bir Şafii, bir imamla, bir Hanefi ile beraber namaz kılabiliyor. Bir Hanefi, bir Şafii ile beraber namaz kılabiliyor. Kabe'de, Medine'de, Mescid-i Nebevi'de, Aleyhisselatü Vesselam, Şafiisi, Hanefisi, Malikisi, Hanbelisi, şu anda mevcutları bunlar kaldığı için söylüyorum. Yoksa Süfyan-ı Sevri'nin, Evzai'nin, yani birçok alimlerin, müştehillerin mezhepleri vardı. Mezhep derken, Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma yöntemleri ve vardıkları fıkhi sonuçlar. Vardıkları fıkhi uygulamalar, fıkhi anlayışlardır. Kastedilen şey odur. Bu yüzden mesela Mekke'de bütün bu mezheplerin mensupları beraberce namaz kılıyorlar. Aynı imama tabi oluyorlar. Aynı safta duruyoruz. Hepimiz birbirimizle tokalaşıyoruz. Birbirimize gülümsüyoruz ve hepimiz birbirimizi kardeş olarak kabul ediyoruz. Şimdi bir mutlaka mezhebe uymak gerekir derken bu mezhepçilik değildir. Mezhepçilik kendi tabi olduğu mezhebin dışındaki hiçbir mezhebin doğru olmadığını kabul etmek demektir ki sevgili kardeşlerimiz, evet cemdeki misvak bu hiçbir zaman vaki olmamıştır. İslam tarihinde Şafii'nin, Hanefi'nin, Maliki'nin, Hanbeli'nin, Evzai'nin veya Süfyan-ı Sevri'nin veya bir başka alimin tabiî olan birinin bir diğeriyle bir problemi olmamıştır. Bu bizim bölünmek, ayrılmak, birbirimize düşmek, birbirimizle kavga etmek, birbirimize karşı buz beslemek, kin duymak, nefret duymak gibi bir olaya İslam tarihi boyunca sebep olmamıştır. Biz bir mezhebe her Müslümanın tabi olması gerekir derken öbür yolu da gösteriyoruz. Eğer sen herhangi bir mezhebe tabi olmak istemiyorsan, sen herhangi bir müçtehit imamın metodoloji sonucu, fıkıh usulüyle varmış olduğu bir sonuca ulaşmak istemiyorsan, buyur Kur'an, sünnet, icma ve bütün yapılmış fıkıh çalışmaların hepsi burada, önümüzde, elinin altında. Bu kitapların hepsi burada. Buyur kendin oku, kendin incele. O zaman kendin bir sonuca var, o sonuca göre hareket et. Ama benim rahmetli babama bir gün birisi sordu, ben kendim bir şeyler yapmaya kalksam, babam döndü dedi ki senin sadece abdesti bozan şeyleri doğru bir şekilde öğrenmen en az 10 yılını alır dedi. Sadece abdesti bozan şeyler. Yani siz herhangi bir hadisteki, herhangi bir ayetteki bir emrin vücubluk mu? Şimdi geçen gün birisi bana bir soru sordu. İşte
şey nedir ismi? Cuma namazından sonra zuhri ahir kılmam gerekir mi? Kılmanız daha iyi olur. Kılmam gerekir mi? Bak gerekir dersen vacip olur. Kılabilirsin demek ibahadır. Kılman daha iyi olur derken müstahaplıktır. Biz dedim Şafiiyiz. Biz zaten direkt öğle namazının farzını kılıyoruz Cuma'dan sonra. Cuma'nın sıhhatinin şartları eksik olduğu için Hanefi alimleri zuhri ahiri öğle namazının farzı niyetiyle kılmak gerektiğini söylemişlerdir. Yani iyi olur derken ben de gerekir anlamında demiştim. Ama bu vücubluktur. Bu gerekliliktir. Yani İslam dininde herhangi bir konuyla ilgili bu gereklidir, bu uygun değildir. Bunu yapabilirsin, bunu yapmalısın, bunu yapmak zorundasın veya bundan kaçırsan daha iyi olur veya bunu kesinlikle yapmamalısın. Benim şu anda şu tekrarladığım kelimelerin her birinin dini hükmü ayrıdır. Biri farz, biri vacip, biri sünnet, biri müstehap, biri mübah, biri caiz, biri haram, biri mekruh. Yani siz bir dilde, yani Türkçe'de mesela herhangi bir dini olayı anlatırken kullandığınız bir kelime bile sevgili kardeşlerimiz bütün olayı değiştirir. Yani daha bunu bile bilmiyor. Şunu yapmalı mısın? Şunu yapmalısın. Yapman gerekir. Yapmasan daha iyi olur. Yapabilirsin. Yapsan daha güzel. Bakın bunların her birisi demin söylediğim kelimelerin karşılığıdır. Ve her birinin hükmü farklıdır. Mesela bir hadis diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ateşte pişmiş olan şeyi yediği zaman abdest alır. Ateşte pişmiş herhangi bir şey, bir ekmek, yemek, herhangi bir şey yediği zaman abdest alırdı. Şimdi siz sevgili kardeşlerim, ben işi zorlaştırmak için imkansız hale getirmek veyahut bu çok zor ulaşılmaz bir şeydir filan deme anlamında demiyorum. Ama doğruyu yapmanız gerekir. Bu anlamda bunu ifade etmek için söylüyorum. Şimdi bu hadisi okursanız ateşte pişmiş bir şey yemekten dolayı abdest almak nedir? Farz mıdır? Yani abdest mi bozuluyor acaba? Vacip midir? Veyahut sünnet midir? Sevgili kardeşim, ateşte pişmiş şeyi yemek abdesti bozmaz. Çünkü abdesti bozan şeyler başka hadislerde ve Kur'an ayetlerinde anlatılıyor. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam ateşte pişmiş bir şey yedikten sonra kalkıp abdest almıştır. Ateşte pişmiş herhangi bir şeyi yemeği yemekten dolayı tekrar abdest almak sünnettir. Ateşte pişmiş şeyi yemek abdesti bozmaz. Yani bunu böyle irdeliyorum, özellikle irdeliyorum. Yani herhangi bir dini metini, bu bir ayet, bir hadis olabilir. Bunu okuduğunuz zaman bundan nasıl hüküm çıkaracağınızı, nasıl sonuca varacağınızı ve bunu hayatınızda nasıl yansıtacağınızı bilmeniz için bile inanın belki bir ömre sığmayacak bir ilim gayreti ve çalışması gerekir. Hiçbir şey okumuyor. Hiçbir gayret göstermiyor. Bilgisini, hele temel bilgilerini oluşturma yönünde hiçbir emek sarf etmiyor. Sadece kulaktan dolma ya televizyon kanallarında veya gazetelerin köşede makalelerinde herhangi bir yerde okuduğu, gördüğü, duyduğu bir şeyle din hakkında ahkam kesiyor. Zaten söz konusu şey İslamiyet, söz konusu şey din olduğu zaman herkes çok rahat ve cesaretle konuşuyor. Kardeşler bugün dün 25 sene önce 30 sene önce mezhebe, müçtehide gerek yoktur. İşte efendim biz de nasıl yapacağımızı, nasıl edeceğimizi öğrenebiliriz diyenler bugün hadise gerek yok diyenlerle aynı. Aynı kişiler. Aynı kişiler. Aynı ağızdan çıkan cümleler. Ve Allah'a yemin ediyorum ki bunlar çok kısa bir süre sonra Allah'ın ayetleriyle ilgili, Kur'an'la ilgili de tereddütleri dile getirmeyi ifade etmeye başlayacaklar. Çünkü önce Kur'an'ı kendi akıllarına göre yorumlayacaklar. Kur'an'ı kendi akıllarına ve kendi düşüncelerine uygun bir şekilde yorumlama konusunda bir mesafe kat ederlerse sonra da işte kendi akıllarıyla, Kur'an'la, hadisle, efendim söyleyeyim, kendi akılları arasındaki çelişkileri ifade etmeye başlayacak ve aklı vahiden çok daha üstün gösterme gayretine gireceklerdir. İslam dini yorumlamak, doğruluk testi açısından akıl dini değildir. Bakın doğruluk testi açısından diyorum. İslam dini nakil dinidir. İslam dini vahiy dinidir. Hiçbir insanın aklı,
hiçbir toplum ve hiçbir dönemdeki akli ölçüler, akılların doğruları vahyin daha üstüne ve ötesine çıkamaz. Eğer sizin aklınız vahye tabi olursa salim akıldır. Sizin aklınız vahyi şeksiz ve şüphesiz kabul ederse temiz bir akıldır. Düzgün bir akıldır. Vahyi irdelemek, vahyin akla uygunluğu ancak vahyin doğruluğunun ölçüsü olabilir gibi bir düşünce bir Müslümanın düşüncesi değildir. Bir Hristiyan, bir oryantalist, bir Yahudi, bir ajan, bir hain, İslam'ı bozmak isteyen, İslam'ı yolundan çıkarmak isteyen art niyetli herhangi birisinin düşüncesi olabilir. Ama bir Müslüman asla bırakın ayetleri, bırakın vahyi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ki onların da biz vahyin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ha mesela hadisler incelenirken, size çok basit kısa bir açıklama yapayım. Hadislerin nasıl incelendiğini biliyor musunuz? Yani hadislerin hangisi sahihtir, hangisi hasendir, hangisi zayıftır veya hangisi uydurmadır? Değil mi? Hadislerle ilgili bu sağlamlık ve uydurmalıkla ilgili bu ifadeler var. Sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis ve uydurma hadis. Bunlar hadis bu şekilde tasnif edilirken neye bakılıyor biliyor musunuz? Hadisin içerisinde hadis, her hadis iki kısımdan ibarettir. Birincisi rivayet zinciri. Yani kim kimlere söylemiş, kim kime aktarmış, nasıl aktarmış, ona rivayet zinciri denir. Bu rivayet zinciri, bir de hadisin metin kısmı vardır. Yani cümle kısmı, hüküm içeren, bilgi içeren, uyarı içeren, neyse işte herhangi bir şekilde bir anlam içeren anlamlı cümlesi vardır. Mesela der ki, Hazreti Ebu Bekir diyor ki, ben Resulullah'tan işittim aleyhissalatü vesselam. Diyelim ki Hazreti Abdullah diyor ki, ben Hazreti Ebu Bekir'den işittim. Bir başka zat diyor ki, ben Abdullah'tan, Ali Ahmet'ten, Ahmet Veli'den, Veli Hasan'dan, Hasan Ömer'den işitti, Resulullah şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Sevgili kardeşler, ilk saydığım o isimler hadisin zincir silsilesidir yani. Rivayet zinciridir. Öbürü de en son söylediğimiz şey de hadisin metnidir. Bir hadis cerhe ve tadile tabi tutulurken, yani bir hadisin sağlamlığı, hasen olması, sahih olması veya olmaması konusu incelenirken hadisin metnine asla bakılmaz. Hadisin rivayet zincirine bakılır. Yani o söz hakikaten Allah'ın Resulünden gelme midir? Sözün anlamına bakılmaz. O sözü bize kadar getiren zincirdeki insanlar incelenir. Eğer bu insanların içerisinde hasta, bu insanların içerisinde bir kopukluk varsa aralarında, mesela bir hadis ravisi 60 yaşından sonra bunamıştır, 60 yaşından sonra gelen şeyleri karıştırmaya başlamıştır. Bu yüzden o hadis ravisinin, rivayetçisinin 60 yaşından sonra rivayet ettiği hadisler zayıf kabul edilir. Başka yollardan gelen hadislerle desteklenmesi gerekir. Yani bir hadiste kullanılan cümle, Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen aleyhissalatü vesselam, cümlenin nasıl oluşunun hadisin zayıflığıyla, sahihliğiyle, hasenliğiyle veya uydurma oluşuyla hiçbir şekilde ilgili değildir. Allah'ın Resulü ne demiş ona bakmazlar. Hakikaten Allah'ın Resulünden bana kadar bu doğru bir şekilde gelmiş mi ona bakılır. Ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın cümlesi, buyurduğu şey, yani o metin ondan sonra irdelenmeye ve ondaki hüküm öğrenilmeye çalışılır. Eğer gelen rivayet zinciri sağlamsa, Allah'ın Resulü ne demiş olursa olsun aleyhissalatü vesselam, o bizim için mutlak surette uyulması, tabi olunması, kale alınması ve bir şekilde hayatımıza tatbik edilmesi gereken bir şeydir. Yani peygamber böyle söyler mi? Ya peygamber bunu söylemiş mi? Önce onu öğren. Söylemişse ne senin ne benim haddim değildir. Ben bir gün size bir tek şey söyleyeyim. Bugün hadisleri inkar eden, bugün hiç konuşmayan bir peygamber, konuşma hakkı hiç olmayan bir peygamberi bize dayatmaya ve kabul ettirmeye çalışan zavallılara tek cümle söyleyeceğim. Peygamberin getirdiği Kur'an'ı kabul ediyorsunuz. Yani Allah'ın Resulü geliyor diyor ki kimse görmemiş. Kimse Cebrail'i görmemiş. Yani o anlamda vahye kimse şahit olmamış.
Allah'ın Resulü çıkıyor, geliyor ki diyor ki Allah bunu emretti. Bunu kabul ediyorsunuz. Ondan sonra Allah'ın Resulü'nün şunu şöyle yapın dediği zaman onu kabul etmiyorsunuz. O kadar aptalca bir anlayış olabilir mi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sevgili kardeşlerimiz yani bir şey emretmişse Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir şeyi uygun görmüş veya tavsiye etmişse bu bizim için her şeyin üstündedir. Peygamber sevgisi ve peygamber anlayışı bizde budur. Biz peygamberi rafa kaldırmış, hayattan uzaklaştırmış, bize karışma hakkı olmayan bir peygamber anlayışını kabul etmiyoruz. Bunlar öyle. Bunlar diyorlar ki peygamberin size bir şey dayatmak, bir şey tavsiye etmek, bir şey emretmek veya herhangi bir şekilde sizin hayatınıza karışma hakkı yoktur. Peygamber bir haberci. Sadece bir, affedersiniz, özür dilerim, bir postacı. Kur'an'ı getirmiş, bırakmış, gitmiş. Halbuki sevgili kardeşlerimiz, Hazreti Peygamber'e tabi olmak, aleyhissalatü vesselam, onun emirlerine uymak, ona benzemek, onun sünnetine uymak konusunda o kadar ileri gitmiş ve ölçü olarak Allah'ın Resulü'nü kabul etmişlerdir ki, herhangi bir yasak koymamışsa bile bir konuda, şimdi ben size bir örnek vereceğim, herhangi bir yasak koymamışsa bile o konuda bile çok dikkatli davranmışlardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat eder. Vefat ettiği zaman Kur'an herhangi bir şekilde kitap halinde değildi. Yani Kur'an bütün bir kitap halinde bir araya getirilmemişti. Hafızlar vardı. Bir de Kur'an ayetlerinin vahiy katipleri tarafından yazılmış olduğu yapraklar vardı. Deri parçaları vardı yani. Bunlar tabii hepsi koruma altındaydı. Allah'ın Resulü hangi ayet, hangi sureye, nereye, nasıl yazılacak, nerede yer alır? Bunlar hepsini bildirmişti ama Kur'an bir kitap haline getirilmemişti. Sonra hafızların bir kısmı bazı savaşlarda şehit olmaya başlayınca Hazreti Ömer gelir ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a hafızların sayısı azalıyor. Hafızlar savaşlarda kaybediliyor. Biz bu Allah'ın vahyini, Kur'an'ı bir kitap haline bir araya getirelim. Bir kitap halinde bir araya getirelim dediğinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık çok uzun bir süre direnmiştir. Allah'ın Resulü böyle bir şey yapmadı ben yapmayayım diye. Bunu biliyor muydunuz? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın, Hazreti Ömer ve diğer sahabelerin Kur'an ayetinin hepsini bir kitap halinde bir araya getirme önerisine Resulullah böyle bir şey yapmadı aleyhissalatü vesselam diye uzun bir süre direndiğini sonra onun da ki bu konuda bir yasak yok, dini bir engel yok, hiçbir şey yok. Daha sonra hakikaten sahabenin hafızlarının tek tek böyle şehit olmaya başladığını görünce, savaşlarda kaybedildiğini görünce buna razı olduğunu biliyor muydunuz? Bunda bile Hazreti Ebu Bekir Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmamıştı. Ben nasıl yaparım diye korkmuş, endişe etmiş. Peygambere uymak, peygamberin rızasını Allah'ın rızası olarak kabul etmek, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin rızasızlığını da Allah'ın rızasızlığı olarak kabul etmek. Sen Ebu Bekir'den büyüksün, doğrudur. Sen Ömer bin Hattab'tan daha iyi biliyorsun, doğrudur. Sen Hazreti Osman'dan daha takvalı, hayalısın. Sen Hazreti Ali'den çok daha yüreklisin. Sen İslam'a ne kadar büyük hizmetler yaptın. İslam'ı bütün dünyaya sen yaydın. On binlerce, yüz binlerce insanın Müslüman olmasına sebep oldun. Bu yüzden senin hadisler ve Hazreti Peygamber hakkında bu kadar cesurca konuşma hakkın var. Sen bir zavallısın. Sen önce Müslüman ol. Sen önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunu öğren. Sen La ilahe illallah'ı dediğin an Muhammedur Resulullah'ın bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu. Bu yüzden dinler arası diyalog, hoşgörü veya ılımlı bir İslam anlayışının bir Müslümanın aklında, kalbinde, beyninde veya hayatında asla yer almayacağını bil. Yani hiçbir şey bugün şu 20. 21. asırda karşı karşıya kaldığımız hiçbir olgu, hiçbir yenilik sevgili kardeşlerimiz İslam'ın hükümlerinin daha ötesine gitmez. İslam'ın emirlerini Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii ki sadece hareketleri değil, tavrı, duruşu, onun mübarek ahlakı bunların hepsini örnek almak zorundayız. Sadece ben çok basit bir örnek vereyim. Şu misvak, demin bir kardeşimiz sordu. Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest aldıktan sonra namazlardan önce mübarek dişlerini misvaklamıştır. Misvak diş fırçası değildir.
Bugün dişleri daha güzel temizleyen diş fırçaları yapılmış. Diş iplikleri yapılmış. Dental floss dediğimiz diş arası, dişlerin arasındaki kirleri bile temizleyen bir sürü aygıtlar var. Bunların diş fırçalarının, efendime söyleyeyim diş macunlarının veyahut diş ipliklerin ortaya çıkması, bugün kullanılıyor olması misvakın sünnet olmasının önüne geçmez. Bunu unutmayınız. Misvak evet dişleri temizler. Evet ağzı temizler. Evet ağız hijyenine katkısı vardır. Misvak sürüldüğü zaman misvakın içerisindeki bir öz su vardır. Bu diş etlerini pekiştirir falan filan filan bir sürü fayda bunları söylemiyorum. Ama misvak hiçbir işe yaramasa bile Hazreti Peygamber kullanmıştır aleyhissalatü vesselam. Bugün ben dişlerimi diş iplikleri ve diş fırçalarıyla, diş macunlarıyla pırıl pırıl temizliyorsam bile ben abdest aldıktan sonra ve namaza önce Hanefi mezhebine göre veyahut namaza durmadan önce diğer İslam alimlerine göre dişlerimi fırçalarım. Misvakla temizlerim. Misvakı kullanırım. Ben misvakı dişimi fırçalıyorum diye kullanmıyorum. Ben misvakı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti, bir uygulamasıdır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam rak'atun bi sivakin afdalun min seb'ine rak'ati bila sivakin buyurmuştur. Misvakla kılınan bir rekat misvaksız kılınan 70 rekatten daha efdaldır. Diş fırçaları çıksın, diş macunları çıksın, diş iplikleri çıksın, periyodontal temizlikler çıksın, küretaj çıksın, politür çıksın. Yani dişlerin her türlü bakımı olsun, yapılsın. Bunların hepsini yaptırın. Ama bu misvak demek değildir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam misvakla kılınan bir rekatin misvaksız kılınan 70 rekatten daha üstün olduğunu söylüyor. Hiçbir buluş medeniyetin yani uygarlığın getirdiği hiçbir şey benim yaşamıma, yaşam standartıma sağladığı hiçbir katkı veya ağız sağlığımla ilgili, ağız ve diş çene sağlığımla ilgili getireceği hiçbir şey misvakın yerini tutmaz. O ayrı bu ayrıdır. Bu ibadet. Bu temizlik değil. Bu hijyen değil. Bu hijyeni getiriyor. Bu temizliği getiriyor. Bu elbette ki hele ki o günkü şartlarda en güzel şeylerden birisi, bugün de en güzel şeylerden birisi, birincisi Allah'ın Resulüne benzetmek, Allah'a yaklaştırmak ve namazımın değerini arttırmak açısından. Yoksa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dişleri fırçalayan, efendime söyleyeyim temizleyenin misvak kullanmasına gerek yoktur diyebilirdi. Ama öyle bir şey dememiştir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Anladınız değil mi? Misvaktan sadece basit bir örnek verdim. Bugün diş fırçalarının varlığı, misvakı önemsiz veya ikinci derece veya kullanılmaması gereken bir obje haline getirmez. Allah'ın peygamberi bunu kullanmıştır. Aleyhissalatü vesselam. Sevgili kardeşlerimiz ben bunu ölünceye kadar son nefesime kadar da kullanırım. Cenab-ı Allah bizi modernizm, reformizm adı altında veya diyalog adı altında veya hoşgörü veya ılımlı İslam veya efendim söyleyeyim diğer dinlere karşı müsamahkar davranma görüntüsü iddiaları altında Allah'tan ve Resulünden bizi uzaklaştırmasın. Cenab-ı Allah bu imtihan dünyasında 3-5 günlük şu dünya hayatı için Allah'ı ve Resulünü terk eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait en ufak bir şeyi dahi haşa önemsizmiş gibi görmeye alışan zavallılardan eylemesin bizleri. Yani bir gün bir hadis konuşuldu. Babam bulunduğu bir ortamda birkaç tane hoca gelmişti. Ben bunu birkaç defa size söyledim, tekrar ediyorum. Çünkü bunlarla bizim hiçbir alakamız yok. Bizim bunlarla dini olarak da hiçbir ilgimiz yok. Bu televizyonlara çıkan akademisyen görüntülü hainler ve zavallılarla bizim hiçbir bağlantımız yok. Biz onlardan değiliz. Onlar da bizden değil. Ve bizden olamazlar, olamayacaklardır asla. Nihat Hoca'ya bugün en çok saldırmalarının sebebi vallahi Nihat'ın hadis ehli olmasından dolayıdır. Yani başka şeylerle karalamaya, iftira atmaya çalışırlar ama inanın Nihat, sadece Nihat Hoca bile işte sosyal medya veyahut televizyon dünyasında, yayın dünyasında, medya dünyasında Nihat Hoca'nın varlığı bunların amaçlarına ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bir tane profesör Hristiyan ve Yahudilerin de bugün cennete gideceğini iddia ettiğinde rahmetli babam aylarca uğraşarak ona bir reddiye yazdı. Ve yazdığı reddiyenin adını da şimdi ismini söylemiyorum. Falanca kişi ateşle oynuyor. Kitabın adını bile babam gibi çok yumuşak olan bir insan, huyu güzel, ahlakı güzel, herkese karşı mütevazi olan bir babam bile
sevgili kardeşlerimiz, o adam ateşle oynuyor diye kitap yazdı. Ateşle oynuyor. Yani ateşle oynamak nedir, siz varın düşünün artık. Ne kadar ağır bir iddia olduğunu siz varın düşünün. Ateşle oynuyor dedi babam rahmetullahi aleyh. İşte bir gün babamın huzurunda oturuyorduk. Bunu da size bir son olarak, fazla uzatmayayım sohbeti, ifade edeyim, anlatayım. Birkaç hoca gelmiş, bir hadis sordular babama. Ben de böyle oturuyorum. Sordukları zaman ben birdenbire atıldım. Tabi cahiliz. Cahiller çok cesur olur. Cahiller çok yürekli olur. Cahil demek sevgili kardeşlerim sadece Kur'an hadisi bilmeyen değildir. Allah'ı ve Resulünü bilmeyen asıl cahil odur. Allah'ın Resulünü anlamayan asıl cahil odur. İşte o cahilliğin cesaretiyle ben bir atıldım. O hadis zayıf dedim. Birdenbire babam bana döndü. Ve çok sert bir şekilde bana baktı. Birkaç saniye ama yani büyük bir hata ettiğimi anladım. Hemen başımı önüme eğdim. Babam döndü, o ne biçim söz dedi. Ne demek o hadis zayıf, ne demek dedi. En zayıf hadisin bile Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait olma ihtimali vardır dedi. Bu yüzden dedi en zayıf hadis bile senin, benim, oğlum ve bütün insanların sözlerinden daha kıymetlidir dedi. Şimdi bu zavallılar, bu ağızlarından zehir ve kusmuk kusan bu zavallılar kendi o iğrenç cümlelerinin sahih hadislerden bile daha üstün olduğunu söylüyorlar. Allah bizi onlardan eylemesin. Cenab-ı Allah bizi onların zararlarından uzak kılsın. Sevgili kardeşlerimiz, uyanık olmak ve bu zavallılara, bu gafillere, bu hainlere karşı çok çok uyanık olmak ve bunlara karşı donanımlı olmak zorundayız. Bu yüzden bilgilerimizi arttıracağız. Bu yüzden kaynaklara başvurumuzu arttıracağız. Bu yüzden ezbere İslami bilgi değil de gerçekten doğru ve kaynağından öğrenilmiş İslam bilgisine sahip olacağız. Sokak Müslümanlığı, mahalle Müslümanlığı değil. Anlıyorsunuz değil mi? Abimin, hocamın, Fatih Hoca anlattı. Fatih Hoca'nın anlattığıyla yetinme. Fatih Hoca sana burada bir saatte ne verebilir ki? Ama git bir fıkıh kitabı aç oku. Git fıkıh usulü kitabı aç oku. Git hadis kitabı aç oku. Git Kur'an tefsiri aç oku. Rabbin ve peygamberin ne emretmiş ve senden önceki bu ümmetin alimleri, mezhep imamları, müçtehid imamlar ve tasavvuf ehli büyükler bunları nasıl anlamış, nasıl hüküm çıkarmışlar bunları öğren. Ama kaynağından öğren. Kulaktan dolma, ezberci, tembel işi Müslüman olma. Tembelci Müslüman olma. Herhangi bir işin olsa, geçen birisi bana bir şey söylüyor. Bu ayetin manası nedir diye. Dedim her işini Google'dan giriyorsun. Her ihtiyacını görüyorsun oradan, öğreniyorsun. Sen dedim bu ayeti de kendin oku öğren. Önce mealini öğren, sonra tefsirini öğren. Bak tefsir alimleri ne demiş. Yani bugün sosyal medya ve internet vasıtasıyla zaten kaynak kitaplara başvurman da mümkün. Ve kaynak kitaplar da bugün çok zaten piyasada. Yani ezbercilikten, kolaycılıktan ve kulaktan dolma İslam anlayışından vazgeçmek zorundayız. Eğer kendimizi böyle ezberciliğe, kolaycılığa ve zahmetsiz bilgiyi alıştırırsak, bu profesörlerin, bu isimlerini yazdığınız bir kısmını ben söylemeye tenezzül bile etmiyorum. Onların isimlerini ağzımla anmaya bile tenezzül etmiyorum. Rabbime hamdolsun. Birer zavallı bunlar. Ben o zaman bunların anlattığı Müslümanlığı öğrenmiş olursunuz. Bunların İslam anlayışıyla muhatap olmamak için herkes bilgi yoluna gidecektir. Kitap okumayı terk ettik. Kur'an'ı Ramazan'dan Ramazan'a okuyoruz. Daha sonra hep şu kitaplıkta duruyor Kur'an. Hiç kimse aşağı indirmiyor. Hadis okumuyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını ve onun kutsal buyruklarını, onun tartışılmaz güzellikteki mübarek sözlerini okumuyoruz. Ve bu sözlerden İslam alimleri nasıl anlamış, ne anlamış, nasıl hüküm çıkarmış, nasıl sonuçlara varmışlar, bunların bile hiçbirisini merak edip okumuyoruz. Hepinize tavsiyem okuyun. Ne Ali'yle, ne Veli'yle, ne Fatih'le, ne Mehmet'le yetinmeyin. Falanca hoca efendi, filanca hoca efendiyi bırak. Sen kendin kaynaklara başvur ama. Televizyonun karşına oturup da o zavalları dinlemekle zamanını geçirme. Onlardan öğrendiğin veya İnternetteki, Facebook'taki, WhatsApp'taki herhangi birinin anlattığı bir makaleyi, bir yazıyı İslam zannetme. Kendin başvur, kendin öğren. Kaynaklardan öğren İslam'ı, sonra da güzel bir Müslüman olmanın çabasına gir. Sonra da İslam'ı bu öğrendiklerini elbette ki hayatına uygula.
hayatına uygulamadığın hiçbir bilginin sana bir faydası yoktur. Hiçbir bilgi sana bir şey kazandırmaz sevgili kardeşimiz. Cenab-ı Allah bizi tembellikten kurtarsın. Ezbercilikten kurtarsın. Hazırcılıktan kurtarsın. Cenab-ı Allah kaynağına inerek Allah'ın dinini doğru bir şekilde öğrenen Müslümanlardan eylesin hepimizi. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerimiz.